Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözler. Birazdan şahane bir kadınla buluşacağım. Çok heyecanlıyım. Asalet ve zarafet kelimelerinin bence sözlük anlamı. Nebahat Çehre ile bayram sohbeti birazdan. İyi bayramlar. Teşekkür ederiz bayramda bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim siz de benimle olduğunuz için. İyi bayramlar size ve bütün ülkeme. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, nice bayramlar diliyorum. Sevgi içinde, barış içinde, dayanışma içinde, özlemlerini hep beklediğimiz bütün meselelerin bittiği güzel bir bayram olsun inşallah. İnşallah öyle oluyor. Küçüklüğünüzde nasıldı bayramlar? Belki bugün o kadar bir tat değil bizim küçüklüğümüzde. Bize hep böyle yenilik, yani olanakları olup da olmayan aileler bile mutlaka çocuklarına yenilik şeyler alınırdı. Ben bilmiyorum, geçen gün konuşuyoruz da ne yapardık bayramda diye. Evet, alınan bir ayakkabıyı bile başucumuzda tutardık. Ama sabah olsa da giysek. Daha önce giyilmezdi çünkü bayram. Daha önce olurdu. Giyilmezdi ve mutlaka ertesi gün beklenir, sabah olur, bayramlıkları giyilir. Kıyafetler, ayakkabılar giyilir. O çocukluk, o mutluluk, o küçücük bir beklenti müthiş bir büyüklük getiriyor. Yani hala bende o heyecan vardır. Kendim hep alışveriş yaptığım zaman kendi bütçemle aldığım bir şey beni çok mutlu eder. Bayramlar da öyleydi. Evet. Bütün ailelerin, sevenlerin bir arada olması, kapı kapı dolaşıp el öpmeler büyüklerin, işte haçlıklar verilmesi. Benim için bir acı olan şey, ben Luna Park'a gidip uzaktan bile çok nadir seyrediyordum. Çünkü midem çok hassastı o zaman da. Dönen hiçbir şeye bakamıyorum. Hala da öyle midir? Hala da öyle. Ben taksiye de şoförün yanında oturuyorum. Çünkü izah ediyorum. Arkada oturamıyorum, midem bulanıyor diye. Tabii Luna Park'lar da öyle. Sizin aslında hikayeniz Karadeniz'de başlamış. Sonra kısa bir süre sonra İstanbul'da devam etmiş. Hatırladıklarınız en eskiye dair hep İstanbul'da mı başlıyor? Aslında Samsun doğumluyum ben. Karadeniz'in tam koyusu bizim aile. Oraları da pek daha göremedim. Samsun'da yani aynı gelenek, görenekler tabii her yerde aynı şekilde devam ediyordu. Samsun'da güzel bir çocukluk da yaşadım. 5 yaşına kadar oradaydım. Ondan sonra İstanbul'a geldik. O kapı çalmalar falan o zaman İstanbul. İstanbul'un hangi semti? Samsun'da da öyle bir oluyordu. İstanbul'un hangi semtimdi? Ben 15 yaşına kadar Fatih'te. Çünkü babam ve eniştem hukukçulardı. Yani biri savcı, biri hakimdi. Onun için oraya yakındı. Yani Fatih biraz entel ve aydın insanların yaşadığı bir semtti. Böyle. Onun için güzel bir çocukluğumuz var. Şimdi 15 yaş deyince hemen aklıma okuduklarımdan 15 yaş sizin aslında Türkiye güzeli seçildiğiniz yaş. Evet, maalesef. Ve bir çocuk yaşı. Maalesef. Evet, ne hissetmişsiniz o zaman? Yani bugün sorsalar tabii ki bunun çok yanlış olduğunu söylerim. Çünkü bir kere ne beyinsel ne bedensel gelişmişlik yok. Hakikaten çocuksunuz. Ben farkında değilim. Yani ne oldu, nasıl girdim, arkadaşımın yanındaydım. Size sormadılar mı bu yaş küçük, daha katılamazsınız gibi bir şey, öyle bir yaş sınırı yok muydu? Orada acaba? Sınır yoktu, yaş sınırı yoktu. Hatta müsabakada böyle saçlarımıza parıltılı bir meçler atıldı. İşte yüksek topukta nasıl yürüyeceğimiz dersleri alındı. Tabii ki
Dünya Güzellik Müsabakası'na 80-90 milletin güzeli geliyor. Bizde de Türkiye güzeli demek, Türkiye'nin en güzeli demek değil tabii. Katılanlar arasında Türkiye'yi temsilen Türkiye güzeli oluyoruz. Olmazdı tabii ki. Yani o kadar ufak bir eğitimini alıp hayata bakış açısının değişmesi lazım. Orada siz temsil ediyorsunuz, her şeyinize dikkat etmeniz lazım. Konuşmalarınız, duruşlarınız. Bunları hiçbir şey, 15 yaşında birdenbire sen de katıl dediler, zorlandım, birdenbire kendimi de Türkiye güzeli gördüm. Hiç beklentim değildi, beklemiyordum böyle bir şey. Hiç makyaj bilmiyordum o zaman. Gelişmemişliğin verdiği o böyle toparlak bir surat. Yani nasıl, neden oldu bilmiyorum. Ama ne hesaplı olduysa değildi. Da herhalde ondan sonra oldu ki size aslında hem sinemanın bir penceresi açılmış oldu daha sonra, değil mi? Ben sanatçı olmayı, sinemacı olmayı hiç düşünmedim. Geldiğim zaman da zaten bir mimarın yanında asistanlık yapmaya başladım. Ya yani babetler ayakta, işte at kuyruğu, hiç gene makyajsız. Sanki ben Dünya Güzellik Müsabakası'ndan gelmedim. Londra'da Dünya Güzellik Müsabakası'nın Türkiye'yi temsil etmiştim. Bütün bu yaşantıları, yani ben ne yaşadım? Hayali bir şey yaşadım. Yani ben Türkiye güzeli seçildim, ben Dünya Güzellik Müsabakası'nı Türkiye'yi temsil ettim. Bunlar benim için şeydi, 2 sene falan zaten sinema tekliflerine hayır dedim. Bir çocuk tiyatrosunda oynadım sonra. Orada da böyle baktım imkansızlıklar var. Sonra o da bir tesadüf, bir aile dostlarından bir menajer hanımı, eşi menajermiş. Onlardan bir teklif geldi. İlk filmi beğenmedim, sevmedim. Yaban Gül'ünü terk ettim. Tabii o bilinçsiz bir iş terbiyesi, farkında olmaması. Yarıda bıraktınız. Yarıda bıraktım. Yani kendimi çok özdeşleştirdim. Çok zengin bir ailenin şımarık bir kızı. Dedim ki ben böyle değilim ki. Sahiden yani de çocuk çok kafası. Çok kadar evet. Çocuk gibi bilinçsiz, çok bilinçsizce. Sonra baba mesleği avukat bir rol gelince ondan sonra sinemayı sevdim. Acı Hayat sizin ilk filmlerinizden biri. En iyi filmlerimden biri. Sahiden öyle. Ben Metin Erksan sinema televizyon mezunuyum ve Metin Erksan sinemasını okurken ilk karşılaştım yıllar önce o filmle. Çok çok özel bir film bana kalırsa da. Çok iyi bir ekip çok, bir defa çok her şeyden bir önce. Çok güzel bir Türk sineması yani. Siz aslında orada da zengin ama gayet doğrucu Davut bir karakteri çok, oynuyorsunuz. Evet. Filiz. Evet, onu sevdim. Değil mi? Benim o filmin hep son sahnesi çok etkilemiştir. Sizinle bitiyor o sahne. 3 kere tutuyorsunuz elini. İtiliyorum. Evet. İtiliyorum. Birincisinde itiliyor. Evet. İkincisinde de öyle. Sonunda üçüncüde kabul ediyor ama. Kabul biraz ediyor. Biraz anlatır mısınız o filmi, o ortamı? Aslında yapılan çok doğru, güzel bir iş. Zaten Metin Erksan'dan hep güzel ve doğru işler çıktı bugüne kadar. Bir sosyal hikayesi var. Yani bir varoş, bir ailede yetişen bir kızın bir özentisi var. Zengin bir ailenin şımarık oğlu var. Her şeyi elde edeceğini düşünen. Tesadüfler çok var tabii ve güzel bir tesadüf. Sevdiği adamı terk ediyor çünkü o imkanlar görüyor, o imkansızlıkları aşıyor. Maalesef tabii ki orada zayıf tarafını çıkarıyor kız, aşkını değil. Gene ne var? Seninle konuşmam lazım. Konuşacağımız ne kaldı ki? Ben gidiyorum, seni ararım. Seninle aynı dam altında uyumak en büyük hayalimdi bir zamanlar. Geceleri kalkıp yüzüne bakacaktım. Karakterler gerçek yani, marazlarıyla beraber varlar. Başrol oyuncularında var. Tabii hepsinin gerçek marazı. Gerçek karakter. Gerçek karakterler tabii yani. Çok da güzel ifade ettiler, dile getirdi orada o karakterleri. Orada yine 17-18 yaşlarında falan olmalısınız değil 17 mi? Yaşındaydım. Sinemaya girişim 17 yaşındaydım zaten ben. Türkan Şoray var. Ayhan Işık, Ekrem Bora, ben. Ve siz. Evet. Ben, evet. Çok dikkat çekici sahiden. Evet ama o filmde daha tecrübeli, daha oyunculuğu yakalamış dönemi olmasını çok isterdim. Evet. Çünkü bizde oyun okulu yok biliyorsunuz, oyunculuk okulu olmadığı için. Biz böyle algılamayı tabii, gözlemlemeyi falan daha sonra öğrendik. Bunu çevremizde yaşadığımız şeylerden
aldık oyunculuğu zaman içinde. Yani aslında setlerde öğrendiniz. Yani setten daha çok hayattan öğrendik. Öyle mi? Tabii. Çünkü bunu oyuncunun mutlaka çok iyi bir takipçi olması lazım. Gözlemci olması lazım. Çünkü her karakter gelebiliyor. Onun için, ama o zamanlar o bilinçte değildik. Orada o zamanlar kim daha güzel makyaj yapıyor, kim daha güzel bakıyor. Yani bütün bizim için o görsellik çok ön plana çıkmıştı o zamanlar. Çok bilinçsizlik. Şimdi hayır, oyunculuk ön planda olması lazım. Artık o da zamanla biraz gecikmeli olarak da yakaladık onu. 100'den fazla film yaptınız değil mi? Ben 125 sinema filmi yaptım. Sonra da diziler oldu. Dizilere geçmeden filmlerden biraz daha konuşalım. Çünkü bir noktada sizin filmografiniz, Yılmaz Güney ile tanışmanızla birlikte Yılmaz Güney sinemasına dönüyor aslında değil mi? O dönemi biraz anlatır mısınız? Şimdi Yılmaz Güney ile, evet ben bir şirkete bağlıydım, bir firmaya. Onun doğru olmadığını söylediler. Ve o yaşlarda işte böyle pembe şeyler vardı, diziler var, kitaplar vardır. Daha ayakları yere basmayan, romantik, özlemler başka yerlerde bu. Hayatın gerçeğini ben Yılmaz'ı tanıdıktan sonra öğrendim. Yani hayat başka bir hayat aslında. Oyunculuk başka, disiplin çok başka. Araştırmacı, gözlemci olmak. Tabii o benim için bir okul oldu Yılmaz. Onunla yaptığım filmlerde daha güzel ses getirdi çünkü... Çok titiz çalışırdı, biraz fazla titiz çalışırdı, üzecek kadar setlerdi ama hakikaten karşılığını alırdık sonra. Seyitan ilk aklıma gelenlerden biri. Evet, ben yani. Bayağı bir film yaptık onunla çünkü ben sinemayı başkalarına bırakmıştım, yapmıyordum. Sadece onunla yılda bir iki film yapıyordum o dönemler. Ama iyi şeyler, en iyi söyleyebileceğim filmlerimden onları sayabiliyorum şimdi. Balatlı yani. Harbi. Orada hem sizin kariyeriniz hem özel hayatınızın aslında biraz iç içe geçtiği bir dönem oldu bu. Evet. Öyle evet. Çünkü tutkulu da bir ilişkiniz vardı. Evet, öyle oldu. Doğru öyleyse. Sana nişanlım dediği doğru. Evet, doğru. Seninle nişanlı olduğumu söylemedim. Ya yüzüğüm? Benim yüzüğüm değil bu. Arif'im. Kusura bakma Jilet, bu deli kız sana varmaz, varsa da baht bulmaz. Hadi yürü başımın belası. Sonra bir de şarkı var sizin şarkınız. Aslında sizin şarkınız baya büklüm büklüm, öyle değil mi? Bir sürü kişi söylemiş ama ilk söyleyen sizsiniz. Şarkıcılık şöyle gelişti. 70'li yıllarda sinema bir şeydi, evren bir arayış içindeydi. O arayışın içinde bizden olmaması gereken bir arayış içine girilmişti. Onun için de hepimiz çekildik. Çekildik ama paramız yoktu yaşamak için. Bu arada da gazinolar Yeşilçam'da o beyaz perdede gördükleri, çünkü bizi pek görmezlerdi. Bugün bir kafeye gittiniz ama hepimize rastlaşıyorlar. İzleyici. Ama o zaman bir efsanesiniz. Yani öyle bir hayatımız yok. Çok sıkı çalışma var. Hı hı. Sabah ve yılda 17-10 filmler yaptığımız için yani aileyi bile göremiyorsunuz. O nedenle bir efsaneleştiği için sinemadaki oyuncular birebir seyirciyle karşılaştığı için çok büyük güzel imkanlar tanıdı gazinoda. Ve 2 yıl ben dedim ki hayır, ben oyuncuyum, kabul etmiyorum dedim ama aslında yani annemler olmasa evin kirasını ödeyecek durumda değiliz. Neticede kabul etti. 2 yılın sonunda mecbur kalarak mecbur aslında o kalarak zaman kabul ettiniz. Hatta onu da bana Zeki Müren beni zorladı. Bir İsmet Ayla Zeki Müren hikayesi var, evet. O mu? Nasıldı? Evet, neredeydiniz? Şile'de teyzemler yazlıktalardı. Teyzemle plajdaydı. İsmet Ayla da Zeki Müren oradaydı. Dedi ki sen niye çıkıyorsun dedi. O beni biraz edalı bulurdu. Neden çıkmıyorsun sahneye deyince cesaretim yok. Hadi dedi şimdi sen dedi benim ve İsmet'in koluna giriyorsun. Böyle yürüyoruz plajda ve sen böyle bir şarkı mırıldanıyorsun. Ama efendim ben nasıl sizin yanınızda şarkı söyleyebilirim? Ve bütün bir şarkıyı bile bilmiyorum. Hem de ikisinin ortasında. İkisinin ortasında. Yani o kadar zarif bir şekilde ısrarcıydı ki rahatlattı beni. Yürürken de
böyle Müzeyyen Senar'ın sesini çok severdim. Yani ben de görüntü olarak görselliğim biraz Batı müziğine yakın. Ama ben Türk müziğini çok severdim. Çok duygusal bulurum Türk müziğini. Müzeyyen Senar'ın Kırmızı Gül'ün alı var. Biraz onu mırıldandım. Dedi ki hemen sahneye çıkıyorsun, hemen hocalarla konuşuyorsun, sahneye çıkıyorsun, yardımım olursa iyi bir hocayla sana da yardım edeyim, seni sahnede görmek istiyorum dedi. Onun verdiği cesaretle ben çok iyi hocalardan ders aldım. Şarkıcılıkta da güzel gitti, bayağı sesim varmış meğerse. Kırmızı gülün alı var aman aman, her gün ağlasam da yeri var. Bugün benim evkârım var. Sonra neden devam etmediniz? Ben aslında epey ettim. Yani benim 10 senelik falan bir sahne çalışmalarım var. Solist olarak da çalıştım. Ama o sırada albümler falan yapmadınız. Albümü ben hediye yaptım. Ben dışarıda seyahatteydim. Geldiğim zaman Kocatepe'nin bir albüm, plak o zaman. Plakta birkaç sanatçı arkadaşlarımız, herkes birer şarkı söylemişler. Bunu da Nebahat Çehre okul demişler. Nebahat Çehre'ye sattım. Büklüm büklüm. Sezen Aksu'nun. Ve biliyor musunuz ki ben elime böyle verildi kağıt, stüdyoya girdim. 35 tane sazın önünde biz bunu kağıtta okudum. Fakat liste başı oldu, 3 ay liste başı oldu. Çok sevildi. Büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Hayatımda belki ya keşke yapsaydım, keşkelerimden iki tane şey, biri bu müzik hayatına devam müziği devam ettirseydim diyorsunuz keşke. Bir de Haldun Dorme'nin Hisseli Harikalarını çok ısrarcı oldu. 15 gün bana tanı, 15 gün sonra hayır de eğer ki yapmayacaksa. Sonra Nevra Serez'de oynadı, çok da başarılıydı. Ama benim o keşkelerimden iki tanedir. Cesaret edemedim dediniz, utangaç bir yanınız varmış. Hala öyle mi? Hala vardır. Nelerden utanıyorsunuz mesela? Ya çok özel hayatımda da yani evliliğimde de utangaç olmuşumdur. Veyahut yaptığım bir hatadan çok utanırım. Yanlış, mesela ehliyetsiz araba kullanan polis gördüğümde kıpkırmızı olurdum. Bir de yalan söylemiyorum, gözlerim benim şu yalan söylüyor der ve yüzüm kızarır hala. Kızardığında hissettikçe daha kötü olurum ama yapı olarak hala devam ediyor. Filmlerinizi seyrederken ne hissediyorsunuz? Biraz yabancılık hissediyorum çünkü bir başka bir karakteri oynamış oluyorum. Kendimi çok eleştiriye açığım. Burada keşke şu olsaydı, burada bu olsaydı. Keşke şöyle bir şey yaptığım yüzümlü sinemada bu bilinçle oynasaydı. Tabii. Annenizle filmlerinizi seyrederken de utanırmışsınız. Evet, annemle mesela hala çok enteresan ama böyle öpüşme sahnelerini hemen atlıyorum. Geçiyorsunuz. O öpüşme sahneleriyle ilgili olarak da galiba bir anı var, cesaretlendirmeye çalışıyor. Yine sizi utanıyorsunuz, Ayhan o Ayhan Işık. Evet, acı hayatta. Evet. Nasıl ikna etmeye çalışıyorsunuz? Şimdi bir odaya aldılar, o da hırsından dolayı kızla sevgilisinle olan başına geleni benle hesaplaşmak istiyor. Kız da ona çok aşık olduğu için çok da saf, küçük, temiz bir kız o da. Öpüşme sahnemiz var. Ben kıpkırmızı oldum. Metin Ersan dedi ki iyi ki renkli değil bu film dedi. Yüzüm kıpkırmızı. Burada ne var dedi. Ayhan abi rahmetli dedi ki bak ben senin abinim. Bu sen yaptığın iş rol. Bak ben seni hiç rahatsız etmeyeceğim. Diye 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 bir şeyler yapıyorlar ama çok kasmış vaziyetteydim. Evet. Biraz da aşktan konuşalım. İki kere evlendiniz. Evet. Uzun zamandır da yalnızsınız. Kimle paylaşıyorsunuz hayatı? Niye yalnızsınız? Sevgili dostlarım ve arkadaşlarım da paylaşıyor. Hiç yalnız değilim arkadaşlarım ve ailem var. Ben hakikaten severek hep
Zaten sevmeden benim birlikteliğim hayatıma giremez. Yani öyle bir şey yok. Çünkü benim için en önemli birlikte tek başına kaldığın zaman sevdiğin adamla onu sevdiğini hissederek yaşadığın zaman hayat bambaşka güzel oluyor. O senin hakkınmış oluyor. Sevmeden bir insanla ben düşünemiyorum. Yani ben gider bir gece kondoda da otururum. Ben mutluysam, huzurluysam. Ama bana buranın her şeyini verse sevmediğim bir insan olamam. Onun için hep sevgi izdivacı yaptım. Yani sevgi iki kere mi sevdiniz? Yok, sevdim sonra. Sonra sevdim ve o sevgiden sonra da bir daha da öyle bir insan çıkmadı karşıma. O sevgiyi de bıraktım her şeyi. Yani galiba 90-91'lerdi. Bir kere birlikte olduğum insandan çok onur duymalıyım. Bakmalıyım böyle. Hayatım ne güzel bir insan var demeliyim. Yani onur duymalıyım o insanla. Onu da ben özel hissettirmeliyim kendisine. Onu da beni özel hissettirmesi lazım. Ama sevgiler zaman içinde tükeniyor. Bir başka heyecan giriyor. Arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla bir aradasınız. Evet, oluyor. Yeğenleriniz var. Yeğenlerim, ailem var, annem var, kardeşlerim var. Onlarla güzel bayramları mutlaka beraber oluruz. Güzel bayram de yemek yapıyormuşsunuz. Yemek evet. Yapıyorum. Karalahana dolması mesela. Karalahana dolmasını daha çok benim annem seyahatten geldiğim zaman da çok severim çünkü. Ben güzel pazı dolması yapıyorum. Öyle mi? Yemeklerim hakikaten güzeldir. Ama bu şu aralar yapmıyorum pek bir şey. Diyet. Çünkü dikkat ediyorsunuz. Dikkat ediyorum. O kısma gelelim ama bir de yemekle ilgili bir şey duydum. Bir dardar sofrası kurmuşsunuz. Evet. Nasıl evet, bir şey? Güzel, ona kadar özel, güzel bir gelenek. Ne nasıl oluyor? Gelin. Dardar sofrası benim mesela meslektaşlarımdan birinin hasta olduğunu duydum. İlk dardar sofrasını öyle yaptım. İnşallah o sağlıkla dönerse Türkiye'ye ben onun adına bir dardar sofrası adadım. Bir dilekle başlıyor dilekle yani. Dilekle başladım. Evet. Yani arkadaşımın sağlığı açısından başladım. Meslektaşım. Çok şükür iyiydi şeyimiz. Güzeldi. Netice aldık. Benim birkaç dardar soframa gelenler mesela bir arkadaşım kızının evlenmesini istemiş. Seneye evlendi. Şimdi şöyle mi oluyor bilmeyenler için anlatalım. Tabii. Siz bir dilek tuttunuz. Yani diyelim ki benim dardar soframa geldiniz. Evet. Mum koyuyoruz kutular içinde. Benim niyetim olduğu için yapıyorum o dardar sofrasını. Bir kabın içine kum koyuyorum ki tutsun diye. Mumumu oraya koyuyorum, yakıyorum. Fakat 41 Yasin okutuyorum. 41 Yasin öğlen şeyinde ezanına kadar bitmesi lazım. Yani 11.30-12 falan mı oluyor? Yanlış bir şey söyleyeyim mi? O 41 Yasin bitiyor. Ve bana gelen arkadaşlarım davetliler benden mum satın alıyorlar. Mumu satıyorsunuz. Yani 50 kuruş mu 1 lira mı ne oraya koyuyorlar. Mum alıyor. Ben herkese şunu söylüyorum. 2 taneden fazla yapmayın. 5-6 tane yapmayın ki şey özel olsun. Evet. Özel olsun. Sofrası da şöyle. Hep zeytinyağlı olmak mecburiyetinde. Yeşil mercimek yemeği, bulgur pilavı, ayran ve salata. Bütün yemeği bu kadar. Fakat nasıl lezzetli. O böyle yeşil mercimekle bulgur çift alınır bizde. Böyle tabak tabak falan öyle. Niyeti olan da mesela sizin olursa siz veriyorsunuz o dardar sofrasını. Ben geldim siz de yedim ve dileğim evet. Tutarsa ben de aynı yemeği veriyorum. Biraz benim mumumdan yakıyorsunuz, üflüyorsunuz. Oraya ben peçeteler hazırlıyorum. Kalem de koyuyorum. Herkes dileğini o kağıda göstermeden yazıyor. Mumunu sarıyor. O dileği olduğu zaman da o sofrayı siz yapıyorsunuz. Aynı şekilde mumunuzu koyuyorsunuz. 41 Yasin'inizi okutuyorsunuz o saatte. Ve herkes de sizden mum alıyor, yakıyor. Herkes de öyle bir dilek. Sonra da sofraya oturuluyor. Çok güzel. Çok güzel bir gelenek gerçekten de. Evet, güzel. Bir belli kesimlerce çok bilinir. Bazı kişiler de ilk kez duymuş olabilir. Evet. Şimdi yemek muhabbetine geçtik ama o arada demiştim dikkat ediyorum dediniz siz yediklerime. Hep mi dikkat ediyorsunuz? Nasıl dikkat ediyorsunuz? Bu güzelliğin sırrı nedir? Teşekkür ederim. Güzellik artık biraz kalmadı da. Yemekler yani ben mecburum zaten. Yani beni izleyicilerim nasıl tanıdıysa
öyle devam etmek mecburiyeti. Bir de kendime olan saygımdan. Çünkü ben evet psikologların dediği gibi aynada mı daha mutlusun yemek yerken? Evet aslında her ikisinde mutlu oluyorsunuz ama ayna da çok önemli. Giydiğinizi yakıştırmak amaçlı veyahut gardırop değiştirmek mecburiyeti oluyor tabii kilo alınca mı? Onun için ben daima işte belirli bir kiloda kalmak istiyorum. Ha acayip yemek yiyorum yediğim zaman. Mesela dün müthiş yemek yedim. Ama şimdi bu hafta çarşamba gene bir arkadaşımızın annesinin daveti var. Onun dışında hep böyle diyetli yemek hafif. Her zaman çok şıksınız. Çok stil sahibi görünüyorsunuz. Herkes de öyle düşünüyor, öyle yazılıyor, öyle çiziliyor. Nasıl oldu bu? Baştan itibaren böyle miydiniz? Giyinmeye hep meraklı mıydınız? Nasıl bir arada insan bu kadar yakıştırır? Sağ olsunlar yakıştırıyorlar ama ben kendi bedenimi galiba çok iyi öğrendim. Neyi yakışacağını. Çünkü Yeşilçam döneminde baktığım zaman 17 yaşında, 35 yaşında kadın gibiyiz. Çünkü o dönemler vatkalar, kirpikler, altlı üstlü, saçlar, peruklar, postişler falan. Hakikaten bizde hiç alakası olmayan bir dönemi yaşadı. Ondan sonra daha sonra ne yakıştığını öğrendim. Bu konuda da evet stil ikonu da seçildim. Ama bu şeyden kaynaklı. Mesela ben bir diziye başladığım zaman Deniz Marshall'dır bizim stilist. Bütün şeyleri hazırlayan. Kombinleri o getirir. Deniz'le anlaşırız birçok. Ben seçerim. Bunlar benlik, bunlar gitsin. Sonra evde bir odayı hazırlarım. Her şeyi numaralarım. Şu sahnede bu gelecek, bu aksesuar takılacak, bundan bu çanta takılacak falan. Bayağı yorucu bir şey yaşarım onlar. Ama onun karşılığında bu yoruculukta alıyorum. Ekranda böyle günlük hayatınızda da ama. Günlük hayatımda daha böyle casual giyinen bir kadınım. Yani her zaman böyle şey giymiyorum. Ama tabii gerektiği yerde de onu da giyiyoruz. Az önce söz ettiniz Aşk-ı Memnu'ydu dizi galiba. Evet. Öncesi Haziran Gecesi, sonrası Muhteşem Yüzyıl. Sırada acaba ne var? Sırada Beklenti Halinde. Çünkü bir şanslı 3 tane güzel dizi üst üste geldi. Bir de benim hem şans hem şanssızlık diyeyim. Biraz beni kalıplaştırdılar. Yani Nebahat Çehre bu salon kadını oynar. Bu diklikte oynar. Ve genç de olsa oyuncularla başa baştır. Çünkü o dizi de ona yakışıyor. O kadar zorlanıyorum ki böyle bir hikaye çıkması lazım benim tekrar şeye dönmem için. Dizilere dönmem için. Nasıl bir kadın karakteri mesela oynamalısınız bundan sonra? Yani ben ülkemdeki bütün kadınları oynamak isterim. Her kesimden. Oyuncu zaten kısıtlanmaması lazım, kalıplaştırmamak lazım. Ben biraz kalıplaştırıldım ve onun dışına çıkmıyorlar zaten. Onun dışında da diyorlar ki yok, sen bunu oynarsın, bunu oynayacaksın. Zengin bir salon kadını değil ama bir işçi kadını, bir yani çalışanı. Bunları da yaptım, bunları da oynadım. Fakir kadını, çok dizilerde en azından son tabii dönemde. Başı, ama bunu bana getirmiyorlar. Çünkü yani onların dediği tabii ki var alternatif ama o alternatifi yok diyorlar. Son zamanlarda dizi seyrediyor musunuz? Yeni oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Başka oyunculara haksızlık etmeyeyim ama biraz duruşumla o zerafeti ve oyunculuktaki o soğuk ama sevdiren bir karakteri Ebru Özkan. Paramparça'da çok başarılı ve hoş, değişik bir şey göre. Bir de Azerbaycan'da bir film yaptığınız film için Azeri hayranlarınız evet. Çok. Çok. Azeri, ben de onları çok seviyorum. Çok sıcak insanlar. Bir de orada güzel bir karakter oynadım. Anne kahraman iki oğlunla olan bir şey, hikaye. Severek oynadım. Çok güzeldi. Ve duygulandım tabii. Bizim şehitlerimiz, onların şehitleri, onların bir avuç insanın özgürlük savaşı falan. Tabii tarihsel bir gerçeklik olduğu için hikayede etkileyiciydi gerçekten de. Hem iki nesil sizi tanıyor, hem Türkiye dışında birçok ülkede sınırlarını aşmış vaziyette ününüz. Hem de böyle yaşsız kimliğinizle uzun uzun bizimle olun, ekranlarımızda olun. Çok teşekkür ederim. Bugün burada bu bayramda bizimle olduğunuz için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bayramlar diliyorum ülkeme. Sağ ol. Barış içinde, huzur içinde, sevgi içinde.
Müzik